Soru cevap 13 videomuzdan hepinize merhaba. İnanın bu videonun sorularını, sizlere cevabını vereceğimiz sorularını seçerken bir hayli zorlandık. Çünkü birçok soru geldi ve sorularınız lütfen gelmeye de devam etsin. Biz çok memnunuz. Tarihin farklı dönemlerinden, sanat tarihinin farklı detaylarından, yapılarından, devletlerinden, medeniyetlerinden sorular geliyor. Bizler de bu sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Açıkçası sizin de tavsiyeleriniz, soru cevap videolarının devamı üzerine biz de sizin tavsiyelerinize uyacağız. Evet, çok fazla beklemeden sorularımızı alalım. Talha Bey merhaba. Geçen kanalınızda yayınlanan Saraydaki Yalnız Kadın başlıklı hikayede Adile Sultan'ın Eyüp Sultan Türbesi'nde itikafa çekildiğinden bahsettiniz. Orada bir itikaf odası var mıydı? Orada bir itikaf odası var. Adile Sultan'dan öncesi var ama 1. Ahmet'ten öncesi yok. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini aslında çok iyi bilmek lazım. Hani dönemlerini, evrelerini iyi bilmek lazım. Bir kere kabir Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle beraber bulunuyor biliyorsunuz. Hani İstanbul'un kuşatılması sürecinde Akşemseddin Hazretleri'nin işte Fatih Sultan Mehmet'le bir araya gelişi, Fatih'in serzenişte bulunması, çünkü kuşatma başlayalı 2 ay olmuş, hala ciddi anlamda bir muvaffakiyet elde edilememiş. O dönemde askerin moral bozukluğu var. Böyle büyük bir zatın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hicret sonrası 7 ay evinde misafir eden bir zatın kabrinin İstanbul Konstantiniye civarında olduğu biliniyor. Bu meşhur. İbni Batuta bile bahsetmiş zamanında. Kendi gezi notlarında. İşte sonra bu Latin istilasında kaybolmuş kabir. Bunun bulunmasını Fatih Sultan Mehmet arzu ediyor ve Akşemseddin Hazretlerinden ricacı oluyor. Bu kabir bulunabilir mi hocam diye. Onun da derdi İstanbul'un düşme sürecinde askerin moralini yükseltmek ve motivasyonunu kuvvetlendirmek. Fatih döneminin tarihçisi Tursun Bey bütün detaylarını anlatıyor bunun. İşte o gece Akşemseddin Hazretleri Fatih'in çadırından ayrıldıktan sonra sur dışında ıssız bir mevkiye gidiyor. Orada uzun bir namaz kılıyor. Fatih Sultan Mehmet de kendisini takip ediyor aslında. İşte namaz kıldıktan sonra namaz kıldığı yere bir çınar sopası diktiği anlatılır. Fatih'in de hocası ayrıldıktan sonra şüphelendiğini, bunda bir iş var deyip o çınar sopasını, dalını alıp şöyle birkaç metre öteye diktiğini, ertesi gün hocasının müjde hünkârım, sahabe efendimizin kabri bulundu deyip beraber o mevkiye gidişleri ve çınar sopasının yeri değişmiş, sopanın yanına gitmiyor Akşemseddin Hazretleri. Sopayı ilk diktiği boş noktaya gidip orayı gösteriyor ve tabi bu arada Fatih de hocasını bir nevi denemiş oluyor. Ve kerameti bir kez daha zuhur etmiş oluyor Akşemseddin Hazretleri'nin. Dediği yer kazılıyor ve önce bir taş çıkıyor. Üzerinde Haza kabri Ebu Ayyub yazan, yani burası Ebu Ayyub'un kabridir. Hatta bundan sonra menkıbe devreye giriyor. Kabir kazılmaya devam edildiğinde cenazesinin hiç bozulmadan ortaya çıktığı görülüyor. Zaten birkaç metre öteye sokulmuş olan çınar dalı orada tutuyor, kökleniyor, yeşilleniyor ve bugün caminin avlusunda bulunan o dev çınar ağacına dönüşmüş oluyor. Peki sonra Fatih Sultan Mehmet Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabrinin üzerine bir türbe yaptırıyor. Sekizgen, tamamen çinilerle kaplı bir türbe. Ki Kanuni Sultan Süleyman'ın mesela seferlere giderken Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin türbesine uğrayıp dua ettiğini biliyoruz. Gençlik döneminde dua edişi var. Bir de o Zigetvar'a gitmeden evvel artık iyice yaşlanmış, 72 yaşında. Beli bükük, saçı sakalı iyice ağarmış. O vaziyette türbenin başına dua ederkenki resmi var. O minyatürlere dikkatle bakarsanız orada sekizgen türbenin açıkta durduğunu göreceksiniz. Açıkta duruyor. Yani o türbenin etrafında herhangi bir ziyaret duvarı, etrafını çeviren herhangi bir yapı söz konusu değil. Ne zamana kadar? Ta ki Sultan 1. Ahmet'e kadar. Sultanahmet Camii'ni yaptıran Sultan 1. Ahmet 1600 yılların başı. Biliyorsunuz 14 yaşında tahta geçmişti. Onun döneminde türbede ilginç bir ekleme yapılıyor. Şimdi düşünün, Eyüp Sultan Camii burada. Camiyi çeviren bir avlu var. Avlunun ucunda türbe var. Biz tabii şu an ucunda diyebiliyoruz değil mi? Fatih döneminde bu türbe ucunda değil. Avlu çok geniş. İdris Tepesi'ne çıkılan merdivenin ucuna kadar geliyor neredeyse. Avlunun bir ucu.
Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin türbesi avlunun tam ortasında. Yani şu an avlunun kenarında. O zaman tam ortasında. Ve sekizgen bir yapı. Etrafı avlu ve etrafında öğrenci odaları var. Orası bir medrese. 3. Selim döneminde kaldırılıyor. Avlu küçültülüyor, türbe dışarıda bırakılıyor. Fakat daha biz 3. Selim'e gelmedik. 1. Ahmet döneminde bir problem var. Öncesinden gelen bir problem. Avluya giren insanlar türbeyi ziyaret etmek istiyorlar. Ve sıkıntı yaşanıyor. Ciddi bir izdiham söz konusu oluyor. Yani türbenin önüne geliyor insanlar. Mesela Kabe gibi düşünün. Bakın burada da var Kabe maketi. İnsanlar tavaf ederlerken bir kısmı ne yapar? Kabe'ye yaklaşmaya çalışır. Mesela Kabe'nin kapısına yaklaşmaya çalışırlar. İşte Rükn-i Yemani'ye yaklaşmaya çalışırlar. Hacerül Esved'e yaklaşmaya çalışırlar. Ve tabii yaklaşmak bir derttir. Yaklaşınca oradan kopabilmek, uzaklaşabilmek de bir derttir. Kalabalık arkanızdan devamlı ittiği için çıkamazsınız bir türlü. Aynen bunun gibi Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine girmek de bir dert, çıkmak da bir dert. O ilgi ve alakadan dolayı. 1. Ahmet şöyle enteresan bir şey düşünüyor. Diyor ki biz bu türbenin önüne bir duvar çekelim. İki tarafına kapı yapalım. İnsanlar bir tarafından girsinler, türbeyi ziyaret etsinler, öbür tarafından çıksınlar. Gayet mantıklı. Ve böyle bir duvar çekiliyor. Tabii duvar çekilirken 1. Ahmet'in ilk karısı Mahfiruz Hatice Sultan. O yapılan duvarla beraber ne oldu? Otomatikman orası bir koridor haline geldi. O koridorun sağ tarafında. Şimdi Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine dış kapıdan giriyoruz ya, günümüzdeki son düzenlemeyle beraber. Dış avludaki kapıdan giriyoruz. Yürüyüp yürüyüp içeride sekizgen türbenin önüne gelip duamızı yapıyoruz. Hatta sekizgen türbenin tam karşı tarafında türbeye durduğumuz zaman sırtımızın baktığı tarafta ne var? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayak izi var. Sonra sağdan bir diğer kapıdan çıkıyoruz. Girerken ikinci avludan girip çıkarken 1. avludan. Tam o ağacın yanından çıkıyoruz. Değil mi? İşte o koridora girdiğiniz zaman birkaç adım sonra sağda yanınızda bir kapı belirecek. Koridorun hemen girişinde. O kapıdan içeri girerseniz genelde kilitli olur ama açık olduğu da olabilir. Bir bakarsınız küçücük bir oda var. O oda bir cüzhane. Nedir cüzhane? Kur'an-ı Kerim'in o 20'şer sayfalık cüzlerinin bulunduğu bölümler. Bu cüzler işte 30 tane cüz vardır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek istediklerinde 30 kişi bir araya mı geldiler? Hemen dağıtırlar. Yarım saat sürer bir cüzün okunması en fazla. Yarım saatte bütün Kur'an-ı Kerim hatmedilmiş olur. İşte o cüzhaneyi kim yaptırmış? Mahfiruz Hatice Sultan. Yani genç Osman'ın annesi. 1. Ahmet'in ilk eşi. O yaptırıyor cüzhaneyi ve hala da orada duruyor ama tabii artık günümüzde fonksiyonel değil, kullanılmıyor. Koridora devam edin boydan boya. Sekizgen türbe geliyor önünüze. Bu kez kapalı alanın içinde Fatih'in türbesi 1. Ahmet'in duvarından dolayı artık avludan görülemiyor. Sonra diğer kapıdan çıkıyorsunuz. Fakat çıkmadan önce türbenin önüne geldiniz. Koridorun bitiminde sekizgen türbe, çinlerle kaplı Fatih'in yaptırdığı türbe. Türbeden şöyle azıcık daha bir iki adım daha şu tarafa dönün. Kapı bu tarafta kaldı, çıkacağınız kapı. Tam şurada bir oda var. O oda bir itikaf odasıdır. Erbay'ın da çıkarıldığı olmuş. Rabıta-i Mevt'te yapılmış ama asıl sebebi Ramazan'ın son 10 günü itikafa çekilinen bir oda. Kim yaptırıyor? Sultan 1. Ahmet. Demek ki karısı Mahfiruz Hatice Sultan cüzhane yaptırırken 1. Ahmet oraya bir itikaf odası yaptırmış. Adile Sultan'la alakası şu, soruda geçiyor ya, hani bizim geçtiğimiz haftalarda Adile Sultan'la alakalı bir video yayınlamıştık. Onun linkine de hemen şuradan gidebilirsiniz bu arada. İşte Adile Sultan'ın hikayesinde onun ömrünün son 30 yılının bütün Ramazan aylarının son 10 günlerinde o odada itikafa çekildiğini söyledik. 1. Ahmet'in yaptırdığı itikaf odası sonradan bakımsız hale gelmiş. Kullanılmaz olmuş. Adile Sultan odayı yeniden teşrif ettirmiş. Yani restore ettirmiş, bakımını yaptırmış. Hatta içinde çok güzel bir Kabe çinisi vardır. Mescid-i Haram çinisi çok güzeldir. Ve o da ömrünün o son yıllarında, o hüzünlü yıllarında Ramazanlarının son 10 gününü o odada değerlendirmiş. O da hala pırıl pırıl ayakta duruyor. Ha özel bir kullanıma açılmıyor ama kapısını en azından görüyorsunuz. Belki görevlilerden izin alırsanız yanına kadar gidip kapıdan odanın içine bile bakabilirsiniz.
Talha Hocam, bir sanat tarihçi olarak Divriği Ulu Cami'ni yorumlar mısınız? Açıkçası Divriği Ulu Cami benim de bir sanat tarihçi olarak hayran olduğum bir eser. Ya yani o yapıya, o yapının süsleme detaylarına, içindeki tonozlarına, minberine hayran olmak mümkün değil. Çok özel bir yapı Divriği Ulu Cami. Bir kere yapıda bir cami var, bir türbe var, bir de hastane var. Üç bölümden oluşuyor. Yapının özellikle üç anıtsal kapısı dillere destan. Bunlardan bir tanesi, şimdi camiyi şöyle önümüzde düşünürsek, cami bu arada kıbleye doğru enine genişleyen bir formda değil, kıbleye doğru dikine arkaya doğru uzayan bir formda. Şimdi eser Mengüceklere ait bir eser. Mengücekoğulları Beyliği var. Bu Malazgirt zaferi sonrası Anadolu'da kurulan birinci dönem Anadolu beylikleri dediğimiz beyliklerin bir tanesidir bu. Danışmentliler, Artuklar, Saltuklar, Mengücekliler. Bunların üç farklı başkentleri olmuştur. Hüküm sürdükleri dönem zarfında. Birincisi Erzincan. İkincisi Kemah, Kemaliye bölgesi. Üçüncüsü de Divriği'dir. İşte Divriği'nin başkent olduğu o dönemde Mengücek Ahmet Şah hanımı Turan Melek'le beraber yaptırmıştır bunu. Tabi eğimli bir arazi söz konusudur. Şimdi kıble bu taraf. Kıble böyle. Eğim var. Düz alan dar. Öyle olduğu için kıbleye doğru enine genişleyen bir cami konduramadıklarından o günün geleneğinde enine genişleyen camiler yapılıyor. Erken İslam modeli. Bu kez araziye uyduruyorlar camiyi, arkaya doğru uzatıyorlar. Dar arkaya doğru uzuyor ve araziye de bu şekilde daha iyi oturmuş oluyor. Siz baktığınız zaman dikdörtgen bir yapı görüyorsunuz. Fakat bu dikdörtgen yapıya bakarken çok dikkatli bakmanız lazım. Neden? Mesela sizin baktığınız taraftan izah edeyim. Şöyle dikdörtgen bir yapı var. Ve bu yapıda aslında tek parça bir bina görüyorsunuz ama binanın 1/3'ü cami, 1/3'ü hastanedir. Şimdi kıble bu taraf değil mi? Kıble burası. Baktığınızda kıbleye bakan tarafında, caminin kıbleye bakan tarafında önünde bir yapı var. Şimdi bu kıbleye baktığı için cami şuradan başlıyor. Burada muhteşem bir kapı var, barok kapı. Buradan bu tarafa doğru geliyor ve şurada mihrap var. Fakat kıble duvarından sonra cami bitmiyor. Burada kıble duvarının önüne ikinci bir bina oturtmuşlar. Hangi bina? Şifahane. Divriği Şifahanesi. O da çok güzel bir yapıdır. Hastaneye nereden giriliyor? Sizin baktığınız tarafa göre hastane bu tarafta ya, burada bir kapı var. Ama nasıl kapı? Ya öyle böyle değil. Bazen ben Selçuklu ve Beylikler dönemi mimarisini anlattım. Konferanslarım oluyor. Hatta tarih atölyesi yapıyorum biliyorsunuz kendi kütüphanemde. Tarih atölyelerinde Selçuklu dersi verdiğim haftalarda hem o birinci dönem beylikleri hem Anadolu Selçuklu mimarisini, sanatını ve tabii ki işlevselliğini de anlatıyorum. Orada o muhteşem kapı için hep şöyle söylerim. Yani hastayı sedyeyle getiriyorsun hastaneye, kapının önüne gelip duruyorsun. Hasta kafayı kaldırıyor sedyeden, kapıya bakıyor, diriliyor geri gidiyor. Yani diriliyor geri gidiyor. Öyle bir kapı yani. Hastayı yeniden diriltecek kadar heyecan verici bir kapı ya. Nasıl bir şey o yani? Resmen bir saray kapısı yapmışlar hastaneye. Hani yakınlarda bir yerde olsa ben inanın tur düzenlerim oraya yani. Hani şu anlamda söyleyeyim. İstanbul'da bir hastanenin kapısı öyle olsa ben o hastaneye tur düzenlerim. O anlamda. Sonra hastanenin hemen arkası cami demiştik. Caminin de sizin baktığınız tarafa göre burada bir kapısı var. Kilim desenli kapı diye geçer. Sanat tarihinde meşhurdur. Bir de yapı şöyle uzuyor ya. Bu dikdörtgenin bu ucu hastanenin bu sırtı. Bu ucu da caminin ana girişi. Ana girişe bir barok kapı kondurmuşlar. Olmaz böyle bir şey. Bakın yıllarca bize sanat tarihinde hep şöyle anlatıldı. Barok sanatını, işte barok mimari süslemeyi Avrupalılar buldular. Lale devriyle beraber biz onlardan baroğu aldık. Yok böyle bir şey. Bir kere barok dediğiniz zaman o başlığın altına giren nice süsleme detayını biz asırlar önce kullanıyorduk. Mesela istiridye kabukları. Bunları ben Yemen'de Sula'daki Ulu Cami'nin mihrabında da gördüm. Anadolu'da birçok yerde de. Değil Lale devri, değil Osmanlı, Selçuklu ve Beylikler döneminde de var barok motifler. Yani Avrupa'dan almışlık etmişlik falan yok. Biz bu sanat detaylarını biliyorduk.
Ben bugüne kadar Avrupa'da inanın birkaç yüz tane kilise, manastır hem de barok yapı ve süsleme detayı, mimari öğesi gezdim, gördüm, fotoğrafladım. Ben hayatımda Divriği Ulu Cami'nin ana taç kapısı kadar muhteşem bir barok kapı hiçbir yerde görmedim. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir tasarım? Kim yapmış? Ahlatlı Hürrem Şah adında bir taş ustası yapmış. Tabii yanındaki talebelerin de yardımıyla, ama yani böyle kapıya bir saat, üç saat, beş saat insan bakar mı, o kapıya bakar. Öyle böyle değil. Kilim desenli kapı, o yanda bulunan caminin yan giriş kapısı, o da ayrı muhteşem. O kapıya, o kapının o mukarnaslı kavsarasına, yani alınlıklarına öyle bir detay vermişler. Baktığınız zaman mesela günün belli bir saati, ikindi vaktinde gölge öyle bir düşüyor. O gölge namazda kıyamda duran bir insan şeklinde duruyor. Bakın ben kuru gürültüye pabuç bırakmam. Yok işte şu caminin kavsara detaylarında kadın varmış. Hep kadına benzetirler. Kayseri'deki Kevher Nesibe'de vardır. Niğde Ulu Cami'de. Ben hepsine gittim baktım. Kadın madın yok öyle bir şey. Mukarnaslı kavsara böyle üçgenimsi bir şekilde iniyor ya aşağıya. İndiği için sanki orada böyle tesettürlü, hatta çarşaflı bir kadın varmış gibi göz aldanması var. Bu şekilde 8-10 tane kapı girişine bunu şey yapıyorlar. Benzetiyorlar. Diyorlar bunda böyle bir şey yok. Hiç böyle bir şey yok. Kesinlikle hiçbirinde yok. Ben hemen hepsini gezdim. Ama Divriği Ulu Cami'nin kilim desenli kapısında kıyamda duran adam var. Kapının kenarına öyle bir kıvrım vermiş. Güneş buradan vurduğu zaman bu kıvrımın gölgesi buraya düştüğünde gölge bildiğiniz böyle insanın başı, burnu, çenesi, sonra göğüs kısmı, bacakları ve eller bu vaziyette. Harikulade duruyor. Ya tabii ki bu da Mengücekler'in bir sanatı. Şimdi ne oldu? Camiden bahsettik. Caminin kıble tarafında hastaneden bahsettik. Turan Melek yaptırmış hastaneyi. Mengücek Ahmet Şah yaptırmış camiyi. Bu Divriği Şifahanesi'nde Mevlana Hazretleri çocukken Afganistan üzerinden geldi ya Anadolu'ya. Yolda hastalanmış. Bu şifahanede tedavi edilmiş. En can alıcı noktaya hala gelmedim. Cami, hastane. Şimdi hastaneye giriyorsunuz. Devasa bir yapı. İşte yan eyvanları var, ana eyvanı var. Bir de yapının içinde o örtü sisteminde öyle muhteşem tonozlar var. O da bir destan. O da bir destan. Barok kapıdan giriyorsunuz, başınızı bir kaldırıyorsunuz. Of! Tonozun böyle en güzeli size bakıyor oradan. Az gidiyorsunuz, yanlarda diğer tonozlar geliyor. Yani orası bir tonoz cennetidir. Minber de harikadır. Bir ara kapıları çalındı, sonra geri getirilmişti. Kündekâli ahşap sanatının zirvesi bir minber. Fakat en harika olan, beni bu yapıda en çok heyecanlandıran şey bunlar değil. Mesela yapıya üstten bakın. Mihrab önü kubbesi vardır. Sivri külahlıdır. Sipsivri. Bir de caminin bittiği yerin köşesinde arkada ikinci bir sivri konik külah var. Peki bu nedir? Orası nedir? Orayın ne olduğunu anlamak istiyorsanız hastane tarafından gireceksiniz. Hastane tarafından giriyorsunuz. Yürüdünüz yürüdünüz. Hastane tam bittiği yere geldiniz. Buradaki eyvanı var. Şuradaki caminin duvarı var. Caminin duvarına bitişik hastanenin kenarında bir oda var. Odaya bir giriyorsunuz. Sıra 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 sandukalar. Yani mezarlar, kabirler. Kimlere ait? Caminin banisi Mengücek Ahmet Şah. Hemen yanında şifahanenin banisi hanımı Turan Melek. Ve çocukları, torunları. Yattıkları yer o kadar etkileyici ki. Ya şurada cami var. Caminin kıble duvarına bakıyor türbe. Bir pencere var türbenin içinde. O pencereden caminin içini görüyorsunuz. İnsanlar orada saf bağlayıp namaz kılıyorlar. Aynı zamanda öğrenciler o devasa yapı içinde gün içinde saatlerce medrese eğitimi alıyorlar. Ders işliyorlar. Bir yerlere geliyorlar. Namaz kılan dua ediyor. Eğitim alan öğrenci dua ediyor. Odanın diğer penceresi, hatta kapısı nereye bakıyor? Hastanenin içine bakıyor. İnsanlar geliyor, ücretsiz şifa buluyor, dua ediyorlar. Ve bütün bu dualar külliyenin kalbinde cami ile şifahanenin tam kesiştiği noktada yükselen, türbede metfun bulunan Mengücek Ahmet Şah ve Turan Meleğin ruhlarına gidiyor. Talha Bey, hikaye videolarınızı çok beğeniyoruz. Bu hikayelerde elinizde bir kitap görüyoruz. Elinizdeki kitabın adını paylaşır mısınız? Açıkçası şu ana kadar yaptığım hikayelerde 3 farklı kitaptan istifade ettim.
en çok hikaye paylaştığım kitap, hemen şuradan göstereyim size. Sarayın Kutsalları kitabı. Bu kitap birkaç sene evvel çıktı. Topkapı Sarayı'nda vitrinlerde sergilenmeyen emanetleri anlatan bir kitap bu. Birkaç tanesi vitrinlerde sergilendi kısa süreli. Fakat hemen tamamı, mesela neler var bunların içinde? Genç Osman'ın atının mezar taşı var mesela. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran'da Şah İsmail'den ele geçirdiği pazubentler var mesela. Onun hikayesi de çok güzeldir. Daha ona sıra gelmedi. Neyi paylaştım? Geçtiğimiz haftalarda Memlük Sultanı Kayıtbay'ın türbesinde bulunan, bir ara 1. Ahmet'in İstanbul'a getirdiği, sonra Peygamberimizin de aleyhissalatü vesselam içinde olduğu bir rüya ile geri gönderdiği kadem var mesela, bakın bu kitaptan alınma. Bunun gibi birçok hikayeyi burada okudum. Mesela bunların içerisinde Cevri Kalfa'yı siz çok beğenmiştiniz. Cevri Kalfa. Topkapı Sarayı'nda bir el yazması altın varaklı Kur'an-ı Kerim. Bu da bu kitabın içerisinde geçiyor. Cevri Kalfa'nın yadigar ettiği bir Kur'an. Tabii onun hayatını konuştuk. II. Mahmud'u Şehzade'yi kurtarmasını konuştuk. Bu da çok harikaydı. Mesela olur da bu videoyu izleyip de ben Cevri Kalfa'yı izlemedim diyen varsa linkini hemen köşeye koyduk. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Bunun gibi birçok hikaye burada mevcut. Mesela Adile Sultan'la alakalı bir hikaye vardı. Adile Sultan. Adile Sultan bu kitaptan alındı. Bu kitapta Osmanlı'nın kalbini bekleyenler. Bu kitap Eyüp Sultan'da yatanları anlatan bir çalışmamız bizim. Uzun zamandır ya Eyüp'e gidiyoruz, işte kendi başımıza gezerken çok bir yeri bilemiyoruz, göremiyoruz, nasıl gezeriz deniliyordu. Bu kitabı biz bunun üzerine hazırladık. Benim Eyüp üzerine birkaç çalışmam var. Gittiğiniz zaman Ebu Eyyub Ensar Hazretleri'nin türbesi var. Ama onun etrafında da çok enteresan şahsiyetler var. Hemen yanında Zenci Beşir Ağa var mesela. Öbür tarafta Semiz Ali Paşa var, Sadrazam. Gürcü Mehmet Paşa var, Sadrazam. Lale Mustafa Paşa var. Büyük bir ordu komutanı ve Lala. Ve bunun gibi daha çok renkli enteresan isimler var. Ali Kuşçu var, türbenin arkasında yatıyor. Çoğu insan bilmez. İşte Mahfiruz Hatice Sultan, az önceki sorunun cevabında bahsettim. Bir caminin ilk karısı, o cüzhaneyi yaptıran. O hanımın mezarı var. Hemen arka tarafta türbenin arkasında Eyüp Sultan Hazretleri'nin. Bunların hepsinin kabirleri, hayatı, hususiyeleri ve kabirlerinin tarifleri yer alıyor bu kitapta. Tabi onlardan biri de kim? Adile Sultan. O da çok özel bir kadındır Adile Sultan açıkçası. Ve onun hayatını size buradan aktarmaya çalıştım. Tavsiyem bu kitapla ailenize, sevdiklerinize Eyüp'e gidip tek tek kabir kabir dolaşmalı. Onların başında yanınızdakilere bu kitaptan hayatlarını okumalısınız mesela. Çok güzel olacaktır. Diğeri bahsettiğim gibi Sarayın Kutsalları. Bizim bir Abdülhamit Han serimiz var. Bir ve ikinci kitap. Abdülhamit Han serisinin ikinci kitabı. Osmanlı'nın son sultanında Abdülhamit Han'ın yanan kızı var. Yani yanarak vefat eden kızı var. Şu kitap. O hikaye oradan. Bir de Birinci Dünya Savaşı yıllarına ait iki tane hikayeyi bir hikaye şeklinde arka arkaya anlattım size. O da Aydın Ayhan Bey'in Ah Çanakkale isimli bir kitabı var. Balıkesir Belediyesi tarafından da basıldı bu kitap. Oradan temin edebilirsiniz. Herhangi bir yayın eviyle Türkiye'ye dağıtılmadı ama Balıkesir civarında bulunabilir. O da Aşk Beklemektir. Çok ağlarsınız. Onun da linki burada. Onu da muhakkak tıklayın ve izleyin, dinleyin ve detaylarını siz de sevdiklerinizle paylaşın. Arzusundayız. Talha Bey, Pargalı İbrahim Paşa'nın ayrı bir devlet kurma gibi bir fikri olmuş mudur? Kendine sultan demiş midir? Bir kere diziyle beraber Pargalı İbrahim ismiyle meşhur oldu, tanındı. Tarihten bildiğimiz adıyla Makbul İbrahim Paşa ve idam edildiği için de tarih kitaplarına Maktul İbrahim Paşa olarak geçen Osmanlı Sadrazamı, Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatında babasından miras kalan Pir Mehmet Paşa vardı sadrazam. Sonrasında Makbul İbrahim Paşa, hem de hiç taşrada vazife yapmadan Enderun'dan mezun olur olmaz sadrazam olan tek adamdır. Koca Osmanlı tarihinde yok ikinci bir örneği. Doğru muydu bu? Hak ediyor muydu? Sonuna kadar hak ediyordu. Özel bir adamdır. Ben Makbul İbrahim Paşa'yı ya da Pargalı İbrahim Paşa'yı çok seviyorum. Siyasi bir dehaydı. Çok kabiliyetliydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatında onun o erken döneminde çıkan isyanların bastırılmasında, mesela Yavuz Sultan Selim'i fethettiği halde bir türlü Memlüklerin elinden alındığı halde
bir türlü ekonomik yönden, siyasi yönden oturmayan, çalkantılar içerisinde boğuşan Mısır'ı nizam ve intizamlı bir coğrafya yönetim merkezi haline getiren kişi hep bizim Pargalı İbrahim Paşa'dır. Ya Sultan Süleyman padişah olmuş, arka arkaya isyanlar çıkıyor. İşte Hain Ahmet Paşa ayaklanması çıkıyor. Kalender Çelebi ayaklanması çıkıyor. Böyle bir 2-3 tane ayaklanma var o günlerde. Canberdi Gazeli ayaklanması çıkıyor. Sultan Süleyman bunlarla mücadele ediyor. Genç yaşta tahta geçmiş. Yavuz gibi cevval bir hükümdardan sonra bu fırsatçılar, tamam fırsat bu fırsat, kuzu gibi bir genç paşa geçti. Osmanlı'dan ne koparsa kar diyorlar. Ve Sultan Süleyman'ın o ilk dönemindeki bu hengamede İbrahim Paşa'nın o dirayeti, zekası birçok problemi çözüyor. Kalender Çelebi isyanı çıkmış. Safevilerin Anadolu'da dürtüklemeleriyle ortaya çıkan bir ayaklanma bu. Ve Kanuni bir ordu gönderiyor. İsyancılar orduyu yeniyorlar. Kanuni dönemi Osmanlı ordusu yeniliyor. Sonra bir ikinci ordu gönderiyor. Bizim ikinci ordu da yeniliyor. Sultan Süleyman hakikaten endişe ediyor. Yani ne yapacağım diye. Bu kez İbrahim Paşa gönderiliyor. Sultanım bir de ben deneyeyim. Ben çözerim belki diyor. İbrahim Paşa müthiş bir adam. Önce isyanı ve ayaklananları analiz ediyor. Ya amaç bu zaten. Birileri ayaklandı. Hürya yürüyün üzerine. Kaba kuvvetle çözemezsiniz. Onun altyapısına inmek lazım. Hep denir ya işte sivrisinek öldürmek mi, bataklığı kurtmak mı diye. Bataklığı kurtacaksın. Bakıyor bu Kalender Çelebi ayaklanmasını çıkaran Kalender Çelebi ve etrafındaki dar ekip Safevi uşakları bunlar, ajanları. Onların beslemesi yani. Arka planda yani bunlar 3-5 çapulcu. Bunlar bu ayaklanmayı başlatıp da başarılı olamaz. Nasıl başarılı oldular? Koca Osmanlı ordularını yendiler. Bunlara Anadolu'nun kendi asli unsurundan bir takım güçler destek veriyorlar. Mesela kim bunlardan birisi? Bizim Maraş civarındaki Dulkadiroğulları. Dulkadirli sipahileri destek vermişler. Dulkadiroğulları bunlar çok güçlü bir coğrafya, topluluk. Cengaver, gözü kara insanlar, bizim Maraşlılar, Elbistanlılar. İbrahim Paşa atlıyor gidiyor bunların yanına. İşte Dulkadir sipahileriyle oturuyor. Derdiniz ne diyor? Sıkıntınız ne? Problem ne? Yani neden bu çapulculara destek veriyorsunuz? Hepsinin tabii kendine göre bir problem var. İşte bizim tımarlarımıza el konuldu, şöyle oldu, böyle oldu. Çözeriz. Rahat olun. Sizin istediğiniz tımar olsun. Tık 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 çözüyor. Hop bunlar çekiyorlar desteklerine. Bu Kalender ve grubundan. Sonra öbürüne gidiyor. Siz neye destek verdiniz? Bundan. Tamam çözdük, çözdük, çözdük. Kalender Çelebi ve etrafında bir avuç adam dımdızlak kalıyor. Koca bir orduyla değil, sadece kendi ekibiyle, dar ekibiyle İbrahim Paşa pat diye isyanı bastırıyor ve hepsini kılıçtan geçiriyor. Bu kadar. Yani zeki bir adamdı. Zekasıyla birçok şeyi çözebiliyordu. Dediğimiz gibi mesela Mısır'da bir türlü ekonomi oturmamıştı. Piri Reis'in gemisine biner, o gemiyle Mısır'a gider, orada bir süre kalır Mısır'da, Mısır'da bir yönetim ve ekonomik sistem oturtur. Osmanlı'nın son dönemine kadar Mısır'da bir daha sıkıntı çıkmaz. Böyle bir adam. Hani bazı insan vardır kurulu düzeni güzel yönetir. Bazı insan vardır kurulu düzenin affedersiniz içine eder. Bazı insan vardır en bozuk ortama girer. Hani vardır ya böyle özel bir takım kimyasallar. Su leş gibidir. İçine böyle bir damla atarsanız suyu bir anda pırıl pırıl yapar ya. İşte İbrahim Paşa öyle bir adam. Yani en problemli yere gidiyor. Sistem oturtuyor. Mesela Fatih özel bir padişah. Sistem kurucudur. İbrahim Paşa özel bir adam. Sistem kurucu. Tabi bu tarz adamların kendilerine göre bazı tuhaflıkları olabilir. Katlanacaksın. Ya da bu tarz insanlarla çalışmayacaksın. Deha bunlar yani. Dehayı avucunda tutmak zordur. Sultan Süleyman onu uzun süre idare etti ama bir süre sonra İbrahim Paşa'nın hal ve tavırlarında bir takım tuhaflıklar gözükmeye başladı. Mesela soruda geçiyor. Sultan dedi mi kendisine? Direkt sultan demedi ama serasker sultan dedi. Seraskerlik diye bir rütbe var Osmanlı'da. Bir sadrazam ordunun başına sefere çıkarsa o kişi böyle bir ünvan alır. Serasker olur yani. Ordunun ser askeri, ser baş demek. Yani ordunun başındaki insan böyle bir ünvanla gider. Padişah varsa serasker olmaz, sadece sadrazam olur. İran seferine gidiyor. Kanuni'den önce gidiyor. Sultan Süleyman arkasından gelecek bu İran seferine. Gittiğinde orada yayınladığı bildiride askerle alakalı Serasker Sultan diye
bir ünvan kullanıyor. Hiç Osmanlı'da kullanılmayan bir şey. Yani sultan çok tehlikeli. Tabii o arada bir takım herzeleri de olmuş. Kanuni'nin çok sevdiği bazı devlet adamlarını öldürtmüş mesela. Kendine göre haklı gerekçeleri var. Ama baktığınız zaman tarafgirlik damarı da kokuyor biraz. Yani mesela diyor ki beni tanımadılar bunlar. Beni yerine direkt sultandan emir almayı yeğlediler gibi mevzular da söz konusu. Bunların hepsi böyle tuz biber oluyor ve Serasker Sultan'la beraber iş belli bir sıkıntılı aşamaya giriyor. Bardağı taşıran son noktayı söyleyeyim mi size? Bakın İran derken ama Azeriler, Azeri Türk'ü kardeşlerimiz fırça atmasınlar bana gene. Safeviler. Yani İran coğrafyasında yaşayan Safevi Türk devleti. O devletin devamlı Osmanlı'ya vurkaç yaptığını biliyoruz. Osmanlı bir türlü hakkıyla yenemiyor. Tam doğru düzgün teslim alamıyor Safevileri. İstanbul'a dönüyor Sultan Süleyman. Tahmasp arkadan vuruyor. Koca ordularla İstanbul'dan ta Van'a kadar geliyor. Tebriz'e geliyor, Bağdat'a geliyor. O geldikçe Tahmasp kaçıyor. Van'dan Tebriz'e çekiliyor. Tebriz'den Bağdat'a çekiliyor. Osmanlı ilerleyince oradan Kazvin'e çekiliyor. Bayağı Özbekistan, Hindistan'a kadar çekilecek yani. Yenmek çok zor. İbrahim Paşa'nın müthiş bir teklifi var Sultan Süleyman'a ve Divan-ı Hümayun'a. O da şu. Efendim diyor, biz yukarıdan İran üzerine yani Safevilere yürüdükçe bunlar böyle devamlı kaçıyorlar geriye doğru, doğuya doğru. Biz bunları arkadan çevirirsek bu işi bitiririz. Nasıl yapacağız? Diyor ki biz bunları vurup yenip İstanbul'a dönünce, tabi mesafe çok uzak, bunlar tekrar o toprakları geri alıyorlar. Biz oradan hiç çekilmeyelim. Nasıl olacak çekilmeyelim? Orada bir ordu bırakalım, bir de uydu bir devlet teşekkül edelim diyor İbrahim Paşa. Uydu bir devletimiz olsun orada bizim. Yani Osmanlı'nın yanında ikinci bir devlet. Küçük, suni bir devlet. Hani bizim Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi düşünün. Türkiye lojistik destek vermiyor mu? Veriyor. Askeri destek veriyor. Onun gibi düşünün. Nüfus desteği veriyor. Tamamen Osmanlı'nın yavrusu gibi olsun. Ama emrinin altında ordusu olsun. Böylece Osmanlı otoritesi oradan hiç çekilmemiş olsun. Sultan Süleyman Safevilere vurup İstanbul'a dönse bile Safeviler Kanuni'nin dönmesi sonrası orada bir otorite boşluğu görmesin. Yani muhatabı ne oluyor Safevilerin? Van valisi oluyor Osmanlı'nın. Ya da ne bileyim Kars valisi, Erzurum valisi. Hayır. Orada ayrı bir devlet olacak. Başkenti Bağdat olacak mesela. Ve ordusu olacak. Sultan Süleyman bundan çok işkilleniyor. Hatta diyor ki peki böyle bir devlet kurduk başına kim geçecek diyor. Efendim siz bilirsiniz ama ben olabilirim diyor yani. Hani fedakarlıksa fedakarlık. Önceki yapılanların üzerine bu teklif Sultan Süleyman'ı iyice işkillendirecek ve diyecek ki bu devlet başkanlığına hevesli ve bu neticede Pargalı İbrahim Paşa'yı, Makbul İbrahim Paşa'yı Maktul İbrahim Paşa durumuna kadar götürecek. Yani idamına kadar hadise gidecek. Sultan Süleyman bu kararı vermekte çok zorlanacak. Hatta döneminde idamdan sonra çok sevdiği birkaç devlet adamı bunu soracaklar Sultan Süleyman'a. Yorum bile yapmayacak. Ama neticede idamın sebebinin bunlar olduğunu biliyoruz. Talha Bey, verdiğiniz işten cevaplar için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta başka sorularla görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Soru cevap 13 videomuz sona erdi. İlginize, alakanıza sonsuz teşekkürler. Sorularınızı bekliyoruz. Çeşit çeşit birbirinden farklı sorular. YouTube kanalımızda yayınladığımız soru cevap videolarının altına yazın lütfen. Biz oradan takip ediyoruz ve belli bir sıraya koyup o şekilde sizlere soruları ve cevapları yeniden arz ediyoruz. Bunun dışında gezikitap.com diye bir site kurduk. Gezikitap.com'a illaki bakın, illaki görün. Oradan da takibini yapın. Kitaplarımızla alakalı taleplerinize cevabı oradan bulacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum.